hafta ilk olarak Batman Milletvekili Ziver Özdemir'le gerçekleştirdiğimiz sohbete gidiyoruz. Meltem Dikici'nin özel röportajına geçmeden evvel Milletvekili Ziver Özdemir'i sizlerle tanıştıralım. 1965 Batman Kışlak'ta doğdu. Elektrik mühendisi, iş adamı olan Ziver Özdemir, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Batman Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığı, Batman Petrol Üniversitesi Kurma ve Geliştirme Vakfı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. 1994-1998 yılları arasında Refah Partisi Batman İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 18 Nisan 1999'da Fazilet Partisi Batman Belediye Başkan Adayı oldu. 2009'da AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı oldu. 2009-2011 yılları arasında Batman AK Parti İl Başkanlığı yaptı. 24, 25 ve 27. dönemde Batman Milletvekili seçildi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında İl Koordinatör Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Özdemir evli ve 5 çocuk babasıdır. Şimdi Meltem Dikici'nin özel röportajına gidiyoruz. Efendim bir Batman tanıyalım mı Batmanlı olarak sizden? Neler karşımıza çıkıyor bu güzel kentte? Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet, Batman Türkiye'deki tabiri caizse delikanlı genç illerden biri Batman'ımız. Tabii 1950'lerde belde, köy, belde, ilçe hızlı bir nüfus artışı var Batman'da. Ve 90'da da İl olarak, 72. il olarak Batman şu anda merkez nüfusu 450 bin civarında, toplamı da 650 bin nüfuslu bir kent. Tabii Batman denince aklımıza hemen bir petrol geliyor ama onun bir tarihini bir anlatalım mı? Nedir burada Batman, petrolün önemi? Elbette ki Batman'ı bu nüfus yoğunluğuna ve bu gelişmişliğe getiren en ana temel unsur petrol elbette ki. Malumunuz ilk petrol Türkiye'de hepimiz okul çağlarında okuduğumuz işte Meymuniye Boğazı dediğimiz Batı Raman, Raman Dağı'nda çıkan petrolle başlamıştır. Tabii onunla beraber rafineri, Tüpraş rafinerisi Batman'da, onunla beraber TEPO, öncesinden İpragaz, BOTAŞ, petrol ofisi, bu kompleks petrol sektöründeki dev şirketler elbette ki Batman'ı bu özelliğine taşıyan, günümüze bu moderniteyi, bu dinamik yapıyı, bu girişimcilik ruhunu aslında kazandıran en temel unsurlardan biri. Batman'da son dönemde hükümetimiz neler yaptı? Biraz hizmetlerden bahsedelim. Elbette ki AK Parti döneminde biz şu kamu yatırımını isteyip de getiremediğimiz bir kamu yatırımımız yok gibi. Bizim sağlıkla ilgili çok ciddi yatırımlarımız oldu. Diğer köylerle ilgili, özellikle taşrada yolla ilgili sıfır ihtiyaç. Yani şu köyün şu yolu ihtiyacı var deyip de köyü olmayan hiçbir köyümüz yoktur. Ve hepsi de beton asfalt. TOKİ ile üyelik sistemi üzerinde konut yaptırdık. Sonrasında bizim Emekliler Derneği üzerinde emekli vatandaşlarımızın standartlarına uygun bir şekilde 4000 civarında gene yeni bir konut, yeni kent, şehir, sosyal donatısıyla beraber depreme dayanıklı ve Batman'ın yeni gelişmeye elverişli olan bölgesinde, üniversite bölgesine doğru kaydırdık ve çok modern bir kent oldu. Sosyal donatısıyla, yeşil alanıyla. Bu Batman'daki özellikle bu turizm şeyinden dolayı da bazen şöyle karşılaşıyoruz. Ya diyorlar ki Batman'da 50'lerin modası da var,
2022'lerin 23'lerin modası da var. Bir nostalji, evet. Yani alınca bütün her şeyle böyle Batman'da bir güzellikler var. Çok güzellikler güzel. Dizisini görmeye davet ediyoruz herkese. Çok güzel. Evet, sayın vekilim herkesi Batman'a davet ediyor. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de yol açık olsun efendim. Kolay gelsin çok diyelim. Çok teşekkür ederim.